Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi şekerle ilgili 108 bitkiyi incelemiştir. Yani mesela bunlardan kara hindiba, keçi sedefi, ısırgan kökü, birçok bitki var şekere karşı etkili olan. Fakat en etkili bitki Hindistan'dan yetişen bir sarmaşık var, gurmar. Cinneme silvestris. Bunun birleşiminde cinnamik asit var. Ne işe yarıyor? Asit dediysen bitki asidi, yani zararlı bir şey değil. Nasıl ki elmada malik asit, limonda sitrik asit var. Bunda da cinnamik asit. Ne iş yapıyor? Bu asit pankreasta beta hücrelerini harekete geçiriyor. Pankreas dil gibi bir organ. Üzerinde beta hücreler var, böyle dağınık. Adacık hücreler dediğimiz, dağınık olduğu evet. için. Beta hücreleri insülin salgılar. Ama beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Pankreas yanlış beslenme nedeniyle yağlanırsa, karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Pankreas yağlanırsa diğer hücreler beta hücresini sıkıştırıyor. Jelibon gibi yumuşak olan hücre sıkışırsa insülin salgılanmıyor, küsüyor. Benim yerim dar diyor, oynamıyor. Beta hücresi insülin salgılamasa şeker hastalığı. Cinnamic asit ne yapıyor? Uyuyan hücreyi tekrar uyandırıyor, harekete geçiriyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 şeker hastasını gurmarla tedavi etmiştir. Klinik araştırması var. Dünya çapında bir araştırma bu. Harvard Üniversitesi yapmıştır bu klinik araştırması. Bir izleyicimiz daha var hattımızda. Ona da bir merhaba diyelim. Alo. Alo. Fatma Hanım, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Kayseri'den arıyorsunuz bizi. Buyurun, siz dinliyoruz. Evet. Bende kronik ürküte var. Kronik ürküte? Evet. Ürküte var. Ondan sonra. Halk arasında. Ondan sonra şey var. Reflü var. Peki. Fatma Hanım, sesinizle geriden sesiniz geliyor. Televizyonumuzun sesini kısabilirsek biz sizi çok daha rahat anlayacağız. Lütfen sadece telefondan dinleyin bizi. Kronik ürtüken var, reflü var. Tansiyon kolesterol var mı? Evet. Evet Fatma Hanım, buyurun, siz dinliyoruz şimdi. Ürküte var, işte reflü var. Ondan sonra kronik astım var, bronşit. Astım. Bunun için yani bitkisel ne kullanabilirim, ne önerebilirim? Çok geçmiş olsun öncelikle. Astımdan bugün bahsetmedik. Gastrit ve reflü.